Fatih projesiyle de ilgilenirsek habere sevdik. Tabii habere projesi de ben hazır. Şimdi daha bir çalıştım. Bu sireler adına bir sivil ben bu programda bize öğretmen olarak Mehmet Özkan Bey'e teşekkür etmek istiyoruz. Kibarlığıyla, nezaketiyle hazırlandığı olduğu dokümanlarla bize fayda olduğu için kendisine çok teşekkür ederiz. Hocam ben de birkaç şey söylüyorum burada. Bu iki günlük kurs boyunca ev sahibi olarak bulunduğumuz Tamara'nın bizimle kurserlerimizle beraber yakından ilgilenmeyi bize söylemek istiyorum. Ona burada tüm kurserlerle teşekkür ediyorum. Adına teşekkür ediyorum. Hocam çok sağ olun, çok var mısın? Yine aynı şekilde diğer kursiyer arkadaşlarımızın iki gün boyunca gösterdiği bu olgunluk ve çaba sebebiyle onlara da burada huzurunuzda teşekkür ediyorum ben de. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve bundan sonraki liderlik dönemlerinde, okul müdürlüğü dönemlerinde arkadaşlarımızla başarılar diliyoruz. Ve teknolojiyi eğitime katma noktasındaki çabalarını artırarak sürdüreceklerini biliyoruz zaten. Bu konuda da kendilerine başarılar diliyoruz. Ben bu akşam Mehmet Hocam'la görüştüm. Görüştüğümde bana okul müdürlerinin çok samimi, çok güler yüzlü, çok hevesli olduklarını anlattı. Ve öğrenmeye çok istekli olduklarını söyledi. Tabii ben önce Mehmet Hocam'a ve katılan tüm güzelce arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bunu özellikle belirtmek istedim. Sağ olun. Bu cuma günü de inşallah çoktan önce yapmadığımız mutat programımız yerine ertelemeyelim. Bu akşam özellikle anlatmak istediğim bir şey var. Bu akşam hep gelmesini isteyip de yapamadığımız, belki de zamanla gerçekleştiremediğimiz Ahşan Yılmaz'ın bir konferansı var biliyorsunuz. Saat 8.30'da. Kültür merkezinde saat 8.30'da Ahşan Yılmaz'ın bir konferansı var. Ahşan Yılmaz kim? Hani anneciğim babacığım lütfen bir kitabı okur musun? Veya öğretmenim lütfen bir kitabı okur musun diye iki tane kitabının yazılır. Yani çok kitabı var mutlaka da. O iki kitabını okur yani onları okudum. Bunun yazarı, şu an Selçuk Üniversitesi'nde öğretim üyesi, iki günden beri içimizde misafir. Hatta ben kendisi merak ettim, bir günde böyle bir arayalım da, gidip çay içelim, yanıtlarım hoş geldin deyip, gittim, görüştüm, kendisine dedi ki, ben protokoldan hoşlanmıyorum. Yani birisinin benimle ilgilenmesi beni rahatsız ediyor, bırak ben doğal gezeyim dedi. Biz de onu kendi haline bıraktık. Diyor ki ben gittim su çıktığında yemeğimi kendim yedim diyor. Arkasından gittim çayımı içtim. Yani kafamı dinledim diyor. Böyle doğal da bir insan. Dobra da bir insan biliyorsunuz. Yazılarında biliyor. Bu akşam yani tek kendiniz zaten geleceksiniz de. Böyle ekiplerinizle, velilerinizle, özellikle velilerin öğretmenlerinizle orada olursanız çok memnun olurum. Bu salonu tıklım tıklım doldurmalıyız. Bugün 500 öğrenci de karşı karşıya geldiler. 9. sınıf öğrencileri de özellikle 9'u seçtik. Yani daha önce istihbarları var. Bilinç oluşsun diye. Tabii çocuk bunlar yani. Henüz 9. sınıflardan çok şey beklemiyoruz ama. Tabii anlamayanlar da oldu. Yani bir üniversite çıkarttığında gürültü yapanlar olacak. Onların çocukluğuna verdik. Fakat akşam çok ciddi bir şeyin dinlenmesini arzu ediyoruz. Biz inşallah tam pazar orada olacağız. Bu arada arkadaşlar kapatmadan önce Yüksel Hocam ve İsmail Bey Hocam diye bir müdürümüz bu kursun planlaması aşamasında bu aşamaya kadar telefonla kendileriyle görüştük. Sağ olsun hocamlarla hareketlerle geldiklerinde orada görüştük. Planlama aşamasında olsun, ama mail atma aşamasında artı sizlerin bilgilerimize ulaşma noktasında mail, telefon adres ve benzeri gibi bilgileri çok emekleri geçti hocamların. Ben Yüksel Hocam'ın da burada 10 başlıkları geçti.
Hocam çok teşekkür ederim. Burada kursumuzun gerçekleştiği noktasında hocam çok büyük emeği var. Biletim müdürümüz de aynı şekilde. Katıları çok fazla oldu. Onlara da ben hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Sayın Basım Bey, bunda da teşekkür ederim. Tabii, evet.